Esnevi Habbe 38 İ'leme yuhel aziz afaki malumat yani hariçten uzaklardan alınan malumat evham ve vesveselerden ve vesveselerden hali olamıyor. Afaki bilgiler reddedilmez ancak bizzat nefiste tecrübe edilen vicdani bilgilerin daha verimli olduğuna dikkat çekilir. Hiçbir varlık kendine malik değildir dediğimizde bu hükmümüz ilmen sağlam bir temele dayanmayabilir. Ama ben kendime malik değilim. Bir başkası benim vücudumu idare ediyor hükmü vicdanen de kolayca hükmü kolayca tasdik edilir. O zaman o kişi a'faki bilgilerinde sağlam bir temele oturtmuş olur. Hiçbir varlık kendine malik değildir dediğimizde kavraması zor. Ancak ben kendime malik değilim, bir başkası benim vücudumu idare ediyor demek vicdanen kolayca tasdik edilir. Tefekkür iki sağda olur, enfüsi afaki. Bir başka ifadeyle insanın kendi zatı ve harici alem. Birincisinin enfüsü, diğerine afaki tefekkür deniliyor. Enfüsü nefse ait demektir. Buradaki nefis kelimesi ruhla bedeni birlikte ifade eder ve zat manasına gelir. Enfüsü tefekkürün iki ayrı sahası vardır. Birisi ruh, diğeri beden, afaki. Tefekkürde ise bedenimizi kuşatan hava tabakasından yıldızlara, ötelerine kadar bütün kainatın düşünülmesi, tefekkür edilmesi Söz konusudur. Afaki malumat için hariçten uzaklardan alınan malumat şeklinde tarif yapılır. Hariç kelimesi ile birlikte uzak kelimesi özellikle zikredilmiş. Elma ağacı da bizim haricimizdedir ama neye yaradığını biliriz. Onun rezzak isminin bir tecellisi ilahi ihsanın bir sofrası olarak görürüz Rabbimize şükrederiz. Ama yıldızlar alemi değerlendirmemiz bu kadar rahat ve kolay olmaz. Böyle olunca işimize yaramadığını sandığımız bitki çeşitlerinden yıldızlar alemine kadar nice varlıklara tecelli eden ilahi hikmet ve rahmeti anlamakta güçlük çekeriz. Bu noktada nefis ve şeytan devreye girer bunları faydasız gayesiz göstermeye çalışır ama enfüsü tefekkür böyle değildir. Burada vicdani bir şuur söz konusudur. Saman yolunun faydasını anlamayabiliriz ama atomlar... Hücreler baz alındığında her biri bir ayrı yolu gibi kollarımızı çok Rahat tefekkür edebiliriz. Bunların faydası konusunda kalbimize en küçük bir tereddüt bile gelmez. Bu faydalar vicdanımıza mal olmuş bir ilim olarak düşünmeye bile gerek kalmadan çok iyi bilinir, hissedilir. Vicdanen bildiklerimizin başında ruh dünyamız ve ona takılı hissiyat alemimiz gelir. Ruhumuza kudret sıfatının konulmuş olması, Allah'ın kudret sıfatını vicdanen biliriz. Şu var ki, Bizdeki sıfatlar da ruhumuz gibi mahlukturlar. Allah'ın sıfatları bunlara benzemekten münezzehtir. Aynı şekilde irade sıfatımızda Allah'ın irade sıfatını, görme sıfatımızda basir, işitme sıfatımızda semi ismini bunların kaynağı olan sıfatları hissedebilir, vicdanen bilebiliriz. İnsanın önce evinden çıkıp sonra çarşıları, pazarları dolaşması, tefekküre de nefsinden başlaması, sonra harici alemi dolaşması en doğrusudur. Nefsi tefekkürün tafsilatlı, afaki tefekkürün ise icmali yapılması tavsiye edilir. Her hücremizin, her duygumuzun faydasını inceden inceye araştırabiliriz. Ama aynı şeyi hariç alemde yapmamış, yapmamız yanlış olur. Haricimizdeki her şeyi nefsimiz gibi net olarak bilemeyiz. Elbette ki kainat kitabının belli bir sayfası incelenen ilim dalları o sahayı incelikleriyle kavramaya, anlamaya çalışabilirler. Ancak onlar da başka ilim dallarını yine icmali tefekküre mecbur kalırlar. Afaki malumat yani hariçten uzaklardan alınan malumat evham ve vesveselerden hali olamıyor. Ama bizzat vicdani bir şuura mahal olan enfüsi ve dahili malumat ise evham ve ihtimallerden temizdir. Binaenaleyh merkezden muhite, dahilden harice bakmak lazımdır. Afaki malumat bizim dışımızda kalan eşya hakkında edindiğimiz bilgiler demektir. ayaklarımızın yürüme organı olduğu hakkında hiçbir tereddüm, tereddüdümüz olmaz. Farklı bir ihtimal üzerinde durmaz, bir vehme kapılmayız. Biz bir galaksideki yıldız kümelerinin hikmetlerini elimizin parmaklarını bilir gibi bilemeyiz. Herhangi bir yıldıza bakarak acaba şu yıldız ne için yaratılmış diye merak ettiğimizde bu sorumuza verebileceğimiz net bir cevap olmaz. Ama saçımızdan tırnağımıza, gözümüzden, kalbimize, beynimizden, aklımıza kadar bütün maddi ve manevi cihazlarımızın görevlerini yaratılış hikmetlerini kesin olarak biliriz. Bunların hiçbirinin hikmetsiz, gayesiz olduğunu düşünmeyiz. Böyle bir vehme asla kapılmayız merkezden muhite, dahilden harice bakmamız tavsiye ediliyor. Kendi hücrelerimizin hikmetlerini anladıktan sonra gökyüzündeki yıldızların da mutlaka hikmetli yaratılmış olduğunu düşünmemiz ve kendi kendimize şöyle dememiz gerekir. Ben kainat ağacının meyvesiyim. Bendeki her şey hikmetli, manalı, faydalı olduğuna göre ağacım olan kainatta da faydasız bir varlık, gereksiz bir iş bulunmaz. Ancak bunların tamamını bilmeye benim ilmim kafi gelmez.